Gazete turumuzun ardından isterseniz hemen Skype bağlantımıza geçelim sıcağı sıcağına. Mehmet Özcan bizlerle birlikte kendisiyle beraber hem Galatasaray'ın gündemini konuşacağız hem de tabii ki Dünya Kupası'na da değineceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Teşekkür ediyorum. Galatasaray kampını takip ediyoruz. Belek'te muhtemelen diğer takım muhabirleri de belirtmiştir. Yoğun bir yağış var ister istemez antrenmanların ve hı -hı. maçların seyrini etkiliyor. Biz de kampı takip ediyoruz. Akşam Lazio maçında olacağız. Hı -hı. Bir son dakika sürprizi olmazsa. Hı hı. Artık Galatasaray kampını yaraladı. İki hazırlık maçı kaldı. Oyuncular dönmeye başladı. Biraz daha önümüzü görmeye başladık. Okan Hoca ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Hı -hı. Şu an için kampta her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim. Senin de dediğin gibi bir hazırlık karşılaşması oynanacak yine Lazio'yla. Nasıl bir oyun planı kuruyor Okan Buruk yine diğer hazırlık karşılaşmaları gibi farklı oyuncularımız şans verecek. Ben artık biraz oyuncu grubunun daha az oyunculara dönmesini bekliyorum. Nedir açalım Hı. zaten e, Kampa, Victor Nelson, Mertens, Muslera e katıldı. Torre'ye, Seferovic de e, gelecek. Kezda Sergi Oliveira sağ çalışmalarına başladı. Bu da pozitif bir gelişme Galatasaray'da. Uh -huh. Şu an için lig öncesi tek eksik. E, Icardi e, gözüküyor az takımdan. Yoksa ben Yunus'un da ilk iki maç muhtemelen kaçırır. Artı bir en az bir ikiye var ama Ross ve Yunus şu an için özellikle Ross'un ana planlarda olmadığı e, bir gerçek. Galatasaray e, genelde bu maçlarda Gençlere şans verdi. Alt oyuncularını oyuncularına hatta Adana Demir Spor maçı neredeyse alt oyuncularıyla maçı bitirdi. Uh -huh. İki maç yeni ligi serisi Adana Demir Spor maçında son bulmuştur. Lazio maçında kazanmaya çalışacaklar ki sezon başı hazırlıklarını hatırlarsak iki birlik bir Fiorentina galibiyetiyle takım biraz havaya girmişti. Evet hazırlık maçlarında skor çok önemli değil ama Galatasaray gibi bir kulüpseniz de en de sonunda hazırlık maçı da olsa sonuç almak zorundasınız. Mid direkt bugün maçta ilk 11'i bekliyorum gribel enfeksiyon nedeniyle hazırlık maçlarının ilk ikisinde zaten oynanmıştı. Üçüncüsünde son bölümde oyuna girmişti. Kampı iyi geçiren oyuncular da var. Gençlerden Baran Aksaka gibi onu net şekilde söyleyelim. E son maç Yusuf Demir'in dokunuşunu gördük. Evet bizler Icardi'nin yokluğunda Gomis'i kafamızda ilk 11'e koyuyoruz ama belki de bu maç olmasa da Tulus maçında Okan Hoca Forvet'te Mertens'in, Mertens'in pozisyonunda Yusuf Demir'i deneyecek. O yüzden hazırlık maçları muhakkak Okan Hoca'nın kafasında belli dokunuşlar Hı. yapmasına sebep olacak. Şimdi her takımda bu kamp döneminde bazı oyuncular ön plana çıkıyor. Senin de bahsettiğin gibi Yusuf Demir ve Baran gerçekten bu kamp döneminin yıldız isimlerinden biriydi. Yine acaba lig sonrasında yani 15. haftadan sonra bu iki oyuncuyu nasıl izleyeceğiz sence? Ya şöyle e, muhakkak ben Baran'ın dördüncü ya da 5. değişiklik olarak kulübe değerlendirilmesini bekliyorum. Yusuf'a gelirsek de Cuma günü görmek istiyorum Toulouse maçını açıkçası. Çünkü ben Gomisin hala ve hala uh -huh. bu kampa rağmen ilk 11 oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Efor anlamında bence Gomez çok ideal bir 25-30 dakikalık kulüp hamlesi Galatasaray'ın oradan da efektif katkılarını zaten sezonun başlangıcında vermişti. Mertens Belçika ile de Dünya Kupasına veda ettiği maçı aslında forvet başlamıştı. Öyle aklımda kalmış. Hı hı. Bu bölgede oynayan bir oyuncu. Yusuf o zaman 10 numara da oynayabilir ama onun dışı yine Mertensli, Gomisli düzende bir de Yusuf çok olmaz. Burada belli bir rekabet olacak tabii. Yusuf'un Galatasaray'da ilk 11'e girmesi için ya Mertens'in pozisyonu ya da Raşista'nın pozisyonu ama tabii o kadar isimden bahsettim Raşitsa'yı atlamışım. Raşista da bugün muhtemelen maçın sonuna doğru süre alır. Cuma günkü Toulouse maçında daha çok oynar. Yani evet, hazırlık maçlarına ben şu yüzden çok takılmıyorum. Abdülkerim Bardakçı ile Saşa Boya dışında Galatasaray'ın as oyuncuları oynamıyor. Şimdi işte bugün Mitşe'yi göreceğiz. Hı. Cuma günü muhtemelen Raşit'si'yi göreceğiz. Mertens'i, Nelson'u göreceğiz. Daha e, Okan Hoca'nın kafasındaki takım olacak. Çünkü e, biz de yaptığı sohbet toplantısını dile getirdi. Olabildiğince kadroyu bozmak istemiyor. Galatasaray ligi nasıl e, Dünya Kupası arasına girmişti. Hı. Alanya beraberliği, 3 maçlık galibiyeti, Alanya beraberliği kırmızı karta kadar 4'e 5'e gidecek bir maçtı. Bu 3, bu 4 maçın ortak noktası artı 3'ü stoperde bir tane yerli, sol bekte yerli ve ön tarafta bir yerli. İşte Kerem'le Barış değişti. Abdülkerim sabit kaldı. Hatta cezası olduğunda orada bir Emin'le değişti. Sol bekte de, de Emre ve Kazımcan. Yine bu kurgu bozulmaz. Burada işte belli dokunuşlar olacak. Yusuf Demir biraz işin içine girmeye çalışacak. Icardi yokken Gomis'le Seferovic rekabete girecek. Bundan da bir şekilde Galatasaray karlı çıkmaya çalışacak. E, Mustera kampa döndü Dünya Kupası'nın ardından. Son durumu nasıl ve sen de geçen e, bağlantımızda bahsetmiştin İstanbul Spor Karşılaşması'nda Okan'ın forma giyeceğinden kalede. Mustera'nın son durumu ile ilgili bir bilgi alalım senden. Şimdi Uruguay başarısız bir Dünya Kupası geçirdi ki Dünya Kupaları'nda iz bırakmış bir takım 2010'lu yılları e, düşünürsek. E, Mustera oynamadı. Hatta evet. Sivas Spor'a doğru düzgün oynamış Roche ülkesindeki e, yerel performansla. O kaleyi korudu ama şunu söyleyelim bir mental çöküntü yok çünkü Muslera yedek olacağını bilerek Uruguay milli takımının hı hı. Katar'daki kamp kadrosuna dahil olmuştu. Muslera ile ilgili hiçbir sıkıntı yok hatta tam aksine Galatasaray üzerinden bahsedeceksek Okan Koç'un performansındaki istikrarsızlığı da görüyoruz. Ben bunun bir sohbet toplantısı ya, gerçekleştirdim. Hakan Keleş ile Giresun Giresunspor hocasıyla Okan Koç'u da sordum tabii doğal olarak. Maç ritmi dedi. O Hakan Hoca da haklı bir hoca gözüyle bizler de gördüğümüz Hı -hı. zaman ister istemez Mustere gibi kalecinin arkasında oynamayacağını bilerek 13-14 hafta oturursan bu senin performansının inmesine sebep oluyor ama Hı -hı. ne olursa olsun ama bugün Tulus maçları muhakkak Okan oynar. İstanbulspor maçında Mustera cezalı olduğu için kaleye kor ama bir gerçek var. Sivas ile birlikte Muslera temelli olarak Galatasaray kalesine döner. Bir sıkıntı söz konusu değil. Ceza konusunda çok sorular var bana sosyal medyada. Burada da hani Galatasaray tarafının bir endişesi yok. Çünkü Mustera'ya e gelecek FIFA tarafına olası cezan, milli takımı sınırlandırıcı, kulüp takımına yansımayacağı görüşünde e, net Galatasaray tarafı. Peki Sabah Spor'da senin bir haberin vardı az önce de baktık. Son şans başlıklı. Çok detaylandırmadım aslında senden dinlemek için. Ve bu iki isimin son şansımı Seferovic ve Patrick Van Anolt'tan bahsediyoruz. Galatasaray'daki gelecekleri nasıl olacak? Şimdi şöyle artı 3 kolay kolay bozulmaz. Yani hmm. ben sol bekte yerli bekliyorum ama örnek verelim Galatasaray e, lige döndükten sonra bir de Keçiörengücü'le kupa maçı oynayacak belki de muhtemelen bu maçta Fana Not şans bulur. Çünkü 3 günde bir maç maratonunda biraz rotasyon da gitmesi gerek Okan Hoca'nın. E, lige dönüşte e, lig maçlarından bazıları hafta içi oynanacak. Çünkü sıkıştırılmış bir fikstürü var. <laughs> e, Dünya Kupası sonrasında. E, bu maçlarda Fana Anot'un şu anda kadar hazırlık maçları performansı çok kötü ki e, Villarreal maçında orta saat 8 numara pozisyonda oynayıp bir tane yaptığı net pasatasıyla gol değdirmişti. Galatasaray yabancı komutanışanın olup transfer yapacak. Bunun tek yolu Fanu Seferovic gibi şu an için beklentileri karşılamış isimlerle yollara ayırmak ama bir ay ara transfer dönemine kadar daha Galatasaray'ın önünde 4 tane lig maçı ki aralarında final maçı Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi olacak. Artı bir kupa Hı. maçı. Bu 5 maç hem Seferovic'in hem de Fanu geleceğini belirler. Bu 5 maçta kıpırda kıpırdama olmazsa Galatasaray ara transferde hamle yapacaksa yabancı kontenjanını açmak için bu iki oyuncuyu göndermek zorunda. Peki Galatasaray ile ilgili son olarak bir transfer gelişmesini de sorayım. Rıdvan Yılmaz da çok fazla anılıyordu ve en son işte satın alma opsiyonu kiralama teklifi için devreye gireceği konuşuluyor Galatasaray'ın. Bu ihtimal nedir? Çünkü Rıdvan Türkiye'ye dönmek istemediğine de vurgu yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Galatasaray Rıdvan'ı ister ama Rıdvan Galatasaray'da Rıdvan daha doğrusu senin de bahsettiğin gibi Türkiye'ye dönmek istemez. Rıdvan'ın bu arada İskoçya'da aldığı kontrat da gayet iyi. Türk takımları ölçeğini düşünürsek 600-700 pound civarında bakarsak. Sonuçta orada ciddi bir yatırımla Rangers bu oyuncuyu bünyesine kattı ve kolay kolay 4 ayda vazgeçeceğini düşünmüyorum. Evet niyet olur ama ben çok hani teori pratiğe dökülür mü? Hayır. Halil Akpınar ismini sık sık duyabiliriz çünkü Halil evet bir ön taraf oyuncusu ama ben milli takımda Şenol Hoca'nın onu bek kullandığını da biliyorum. Belki hı hı. Halil Akpınar de böyle bir yerli alacak Galatasaray'ın e, bek için başka e, çaresi yok sonuçta. E, bu isimlerden de en yüksek profil isim Rıdvan ama ben çok olası görmüyorum. Hı hı. Peki Dünya Kupasında bir geçiş yapalım. Yarı final karşılaşması oynanacak bugün Arjantin ve Hırvatistan arasında. Çok heyecanlı bir mücadele. Senin beklentilerin neler bu karşılaşmadan? Ya Hırvatistan saygı duyulası bir ülke. Zaten o coğrafya ister istemez basketbol, voleybol her spora yatkınlar ve Hırvatistan'da 25 senedir Avrupa şampiyonlarının özellikle sonra 98 Dünya Kupası'na damga vurmuştu ama hı hı. bu turnuva açık söyleyeyim fazla damga vurdu. Ben Hırvatistan'ın çok ekstra futbol oynayarak bunu gerçekleştiririni düşünmüyorum. Hatta gruptan çıkmayı bile hak etmedi bence futbola bakarsak. Evet Modric'e karşı doğal olarak pozitif bakıyoruz. O kariyer, o tecrübe, o profesyonellik hala zinde olması ama ben artık Arjantin'in bu fırsat çıkmışsa karşısındaki Brezilya olsaydı bence işleri zordu. Hı. Artık ben Arjantin'in net şekilde finale gideceğini düşünüyorum. Hırvatistan için tek yol yine penaltılar olur ama penaltılarda Arjantin de son maç başarılıydı. Hı. O yüzden ben Arjantin'i bir adım önde görüyorum. Peki az önce Suat'la da konuştuk. Sana da sormak istiyorum. Peris bir dünkü basın toplantısında Messi için bu kupayı kazanmak istiyoruz demişti. Yine Hırvatistan'da Modric için oldukça heyecanlı. Cristiano Ronaldo için de Portekiz o şekilde ve bireysele dönmüş gibi duruyor. Yani oyuncular için kupayı kazanmak gibi davranılıyor. Sen nasıl değerlendirirsin bu istekleri? Messi'nin bilmem ama Modric'in artık son dünya kupası ama ben Hırvatistan için çok çok zor. Yani tekrarlayayım ben Fas'ı daha çok beğendim oyun şablonuna bakarsak. Arjantin'e gelirsek de Arjantin Hollanda maçının 83 dakikasında kalesine top gelmedi. Zaten kalecisi zayıf bir kaleci. vegorsun ilk golünü bence yememesi gerekti ama onun dışı takım savunmasında bence Arjantin iyi iş yapıyor. Hı hı. Burada sıkıntı Lothar Martinez hiç katkı veremedi. İster istemez Galatasaraylılar'dan da bir ikar dayıflanması çıktı ama Futbol böyle bir şey. Belki de Arjantin'in elenmesine sebep olacak Lautaro Martinez son penaltıyı çok net atarak Arjantin'in yarı finale çıkmasına sebep olmuştu. Ben artık Arjantin'in bu yakaladığı havayla bir şekilde finale çıkacağını düşünüyorum. Diğer karşılaşmayı da bir değerlendirelim istersen. Fas ve özür dilerim. Fransa'yla Fas karşı karşıya gelecek ve heyecanlı bir mücadele çünkü Fas sürekli sürpriz yapıyor bize. Artık yine bir sürpriz bekleyebilir miyiz sence? Mesela Fas'ı ayırıyorum Hırvatistan'dan ama Fas'ta bir biraz şöyle de bakmak gerek. Avrupa'nın Brezilya, Sportekiz izleriz işte Brezilya. Kuzey Afrika'nın da en böyle Brezilya'yı andıran coğrafyası Fas. Ligimizde ilk 14 haftanın altın karmasına koyarım. Belhanda bu kadroda yok mesela örnek vermek Aha. gerekirse. Çünkü çok iyi oyuncuları var teknik oyuncuları ki Amrabat'ın kardeşi turnuvaya neredeyse damgasını vurdu. Üstüne hakim Ziyeh faktörü de var. Fas turnuvaya renk kattı ama artık Fransa bambaşka bir takım. Yani İngiltere'ye karşı çok aman aman oynamadı. Bir birden sonra biraz vites yükseltti. Ciro biri kaçırdı ikinciyi attı. Fransa Arjantin finali göreceğiz. Ben yarı finallerde sürpriz beklemiyorum. Çeyrek Hı. finallerde sürprizler oldu ama yarı finaller bence çok e, net geçecek Fransa ve Arjantin adına. Final için beklediğin, istediğin iki takım hangisi? Gönlümden geçen Arjantin ama mantığım Fransa diyor. Öyle söyleyeyim, öyle söyleyebilirim. Brezilya'nın elenmesini beklemiyordum. Brezilya-Arjantin finali olsaydı bir Brezilya-Fransa finali kurmuştum kafamda. Hı hı. Gönlümden geçen nasıl ki Guardiola'nın bir şampiyon ligi almasını istiyorum. Messi'nin de bu kariyerine bir dünya kupası yakışır. Peki Mehmet çok teşekkür ediyorum. Sana da kampta kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ediyorum. yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Mehmet Özcan'la birlikte hem Galatasaray hem de Dünya Kupası'nı konuştuktan sonra sabah sporunda ikinci saat diliminin de sonuna geldik. Dün yayınlanan kamp günlüğü programının özeti ekranlarınıza gelecek. Ardından son saat için biz buradayız saat başında.